Selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür bizler deyiz. Bugün kanalımızda Xiaomi Mi Band 4'ü inceleyeceğiz. Bir incelemeyen biz kalmıştık, biz de inceleyen tam olsun. Buyurun. Öncelikle bu bilekliği bana alan eşime teşekkür ederim. Bana kalsaydı hala hangi bilekliği alayım diye düşünüyordum. Sebebi de şu: Xiaomi Mi Band 4 kanın oksijen doyum oranını ölçmüyor. Honor Mi Band 5 bunu yapıyor. Ben ikisinin arasında kalmıştım ama birazcık da kararsızdım. Çünkü derinin üstünden kandaki oksijen doyum oranını nasıl ölçtüğüne pek de emin değildim. Dediğim gibi bana kalsaydı hala hangisini alayım diye düşünüyordum. Eşim sağ olsun aldı, bana hediye etti. Xiaomi Mi Band 4'ü yaklaşık 3 gündür kullanıyorum. Bu 3 günlük kullanım süresinde yaşamış olduğum kullanıcı deneyimini size aktarmak istedim. Buyurun hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, Xiaomi Mi Band şu an gördüğünüz gibi, birçok incelemede de gördüğünüz, şu an bende de görüyorsunuz. Şu bölümü oldukça iyi. Varlığı yokluğu hiç belli değil. Ya şu kadar gramdı, şöyle gramdı falan söylemek istemiyorum. Çünkü neden? Yani ben size yok şöyle pili vardı, çok bilmem kaç miliamper, yok bilmem sensörü şuradaydı falan filan demenin lüzumu yok. Ben size bu ne için yapılan bir band? Yani spor üzerine yapılmış bir saat özellikli bir band. Sizin kalp atışınıza göre, sizin uykunuza, attığınız adıma göre size bilgiler veren bir sporcu bandı. Benim için ve bu kanalı izleyen insanlar için önemli olan da bu. Şimdi sağlam olması da önemli. Oldukça sağlam. Bildiğim kadarıyla Gorilla Glass 3 var. Pili benim için Xiaomi'nin güzel bir şey. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. %36 şu an için. Ben bunu aldığımda, ben bana bu eşim tarafından alındığında pili %42 idi. Yani bugün 3. gününü dolduruyor. %36'ya düştü ki ben bununla antrenman falan da yaptım. Antrenmanla ilgili geri bildirimimi de size ileteceğim. Menüye baktığınız zaman saat, gün, attığınız adımları, şuradaki ekranı değiştirebiliyorsunuz. Yaklaşık bir 20-30 tane varyantı var. Onları da telefondan Mi uygulamasını indirip değiştirebiliyorsunuz. Yani indirebiliyorsunuz. Biraz çabuk kapanıyor ekranı. Durumunuz var. Duruma hemen bakalım. Bugünkü adımlarım 3294. Bunu evde attım. Bununla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Mesafesi 2.24. 80 kalori yakmışım. Yani şu anki durumumuz bu. Nabızı ölçmek için bilekli olması lazım. Nabızınızı ölçüyor. Nabızı ölçerken şöyle bir şey. Aktivitenize göre değişiyor ölçtüğünüz nabız. Yani hareketliyseniz ölçtüğünüzde 120 çıkıyor. Sakinseniz 60-70 çıkıyor. Yani o da tabii sizin performansınıza dayalı bir durum. Egzersizlere girelim. Açık alan koşu, koşu bandı, bisiklet, yürüyüş, serbest, havuzda yüzme. Ben serbesti kullandım geçen gün. O da tabii şimdi çalışmayacaktır ama. Süreyi veriyor. Yaktığınız kalori, nabızınızı ölçüyor. Aralığa da nabız ölçümüne göre aralık veriyor. Bununla ilgili şöyle bir şeyden bahsetmek. Bitirmek için veya durdurmak için basılı tutuyorsunuz. Duruyor. Ondan sonra kapatıyorsunuz. Kayıt edilmek üzere saklandı falan filan. İşte neyse. Şimdi şöyle bir şey. Serbestte ağırlık göstermesine rağmen ben bunu yaptım. Fakat şöyle bir şey oluştu. Bench press bastım. Üstüne hemen barfix çektim. Onun üstüne hemen biceps çalıştım. Onun üstüne hemen triceps çalıştım. Onun üstüne de yana açış yaparak omuzlarımı çalıştırdım. Bana yoğunluğu düşük gösterdi. Şimdi bir de şöyle bir şey yaptım. Egzersizde gene ağırlığı seçtim. Şimdi benim hafta sonları işimden ayrı gittiğim bir solucan çiftliğimiz var. Orada işte kürekle çalıştım. Kürekle çalıştım derken solucan gübresini bir o tarafa bir bu tarafa sağa sola atıp nasıl derler, elenecek duruma getirdim. Orada aralık oldukça yüksek çıktı. Nabzım gene 120 idi. Burada da en yüksek nabız 120 çıktı. Orada nasıl olduysa bilmiyorum. Oradaki egzersizim daha yoğunmuş. Yani öyle bir şey söyledi. Bu bana biraz garip geldi açıkçası. Ağırlık çalıştığımız zaman ki egzersizi hafif görürken, yani yoğunluğu hafif görürken
Sürekli çalışırkenki yoğunluğu yüksek görmesi çok enteresan. Hava durumunu da göstereyim. Hava durumu da mevcut. Yani bu işte bu güzel bir şey. Niye güzel bir şey? Artık havaya göre yaşadığımız için her gün her şey oluyor. Yarın bulutlu, salı işte. Perşembe yağmur diyor da genelde 4 günlük hava tahminini yapıyorlar. Fakat o hava tahminine gitmesi bir türlü tutmuyor. Bunun dışında bildirimler var. Bildirimleri siz atıyorsunuz. Ben öyle çok bildirim kullanan bir insan değilim yani. Nasıl söyleyeyim? WhatsApp'ından Facebook'una, Instagram'ına, oyunlarınıza, YouTube'unuza her şeyi bildirimi açıp oraya yönlendirebiliyorsunuz. Bu telefondan ayarlarıyla oluyor. Yani aslına bakarsanız iş bundaki şu Xiaomi Mi Band 4'deki iş sadece sizin uyku düzeninizi takip etmesi, egzersizlerinizi, kalp atışınızı, attığınız adımı, aldığınız mesafeyi gösteriyor. Güzel bir alet ama işin özü bu verileri topluyor. Verileri düzene sokansa telefondaki uygulama. Onu da şimdi göstereceğim. Dediğim gibi bu oldukça iyi bir malzemeden yapılmış ve hafif, bizim için önemli. Antrenman, yani demin videoda da görmüşsünüzdür. Kolumdaydı. Yani uyuyorum, kalkıyorum, duşa giriyorum. Yok gibi bir şey, bir bileklikten farkı yok gerçekten. Buyurun şimdi de uygulamadaki bilgilerimize geçelim. Evet arkadaş, telefonumuzda da Mi Fit uygulamasını indirdik. Daha doğrusu daha evvelden indirdik. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mi Fit uygulamasını indirmediğiniz sürece, herhangi bir uygulama indirmeyip telefona bağlamadığınız sürece bileklik aktif olmuyor. İki tane menü var. Bir sağa çekiyorsunuz, bir sola. O da hiçbir işe yaramıyor. Evet, burada dediğim gibi hatta şöyle yapıyorsunuz. Senkronize ediyor günlük verilerinizi. Yani sabah kalktığınız zaman aşağı doğru çekince hala bir senkronize alacak. Aldı. Şimdi dün gece benim için bu önemliydi. Ben buna takılmıştım bir bayağı bir. Çünkü daha belki videolarımda da bahsetmişimdir. Uyku önemli, uyku önemli, dinlenmek önemli. Burada diğer kullanıcıların %90 oranından daha iyi uyuduğum söyleniyor. Ben kötü uyku uyuduğumu düşünüyordum ama meğerse iyi uyuyormuşum. Bugün günlerden pazar. Cumartesi günleri gene erken kalkıyorum. Videoda bahsetmiştim. Solucan çiftliğine gidiyorum. Sadece pazar günleri uzun uyuyabiliyorum. 8 saat 42 dakika uyumuşum. Derin uykum 2.38. Hafif uyku 6.04. Uyanık zaman neredeyse 0. Yani dün bunda bir hani kalktım bir bardak su içeyim dedim. 2 dakikayı oradan nasıl yapıyor, nasıl ediyor bilmiyorum ama 2 dakikayı bile yazmış. Yani sabah kalktım. Sabaha karşı su içtim. Onu 2 dakika işlemişti. Bu gece kalkmadım. Hani derler ya, patates çuvalı gibi uyudum. Çok yoruluyorum. Şimdi şöyle diyor. Geç uyudunuz. Evet, geç uyuyorum. Çünkü gün yetmiyor arkadaşlar. Daha evvel de hep videolarda bahsediyorum. Biz bir hayatımız var. O hayata göre yaşıyoruz. O hayata göre yaşayınca da gün yetmiyor. Burada her zaman neredeyse aynı şey yazıyor. Uyku düzeni son 7 günde 36 dakika geç uyumuşum. Dün gece. 2 saat 12 dakikada geç uyanmışım. Dediğim gibi toplam uykuya 1 saat 38 dakika eklemişim. Derin uyku süresi her zamanki gibi. Yani herhalde benim derin uyku oranım 2 saat 2,5 saat o civarda. Diğer kullanıcılara dün %50'sinden %60'ından daha erken uyumuştum. Bu sefer öyle değilmiş. Diğer kullanıcılarının %88 oranında daha uzun derin uyku süresine sahipmişim. Bugün nasıl hissediyorsunuz diye soruyor. Bugün iyi hissediyorum ya. Yattım, uyudum, dinlendim. Evet. Tamam. Ya özür dilerim. Ekrandan bakınca görülmüyor. Uyku hep aynı. Şurada bakın geçmiş var. Geçmişte yatakta geçen süremiz 3 günde. Pardon, bu 1 haftalık. Şurada olması lazım ya. Burada nerede? Ortalama uykumuz işte 7 günlük ortalama süreyi. 30 günlüğü de var da daha 30 günlük olmadı. Bu 7 günlük dediğine bakmayın. Ben 7 günlüktür kullanmıyorum. O 1 haftalık yani. 7 gün 1 hafta olduğu için 1 hafta gösteriyor. Ortalama uykunu gösteriyor. Derin uykunu gösteriyor. Ortalama hafif uyku, uyku saatini, uyanma saatini. Ortalama uyanma saati benim 7.53 değil. Ama bugün geç yattığım için, geç uyandığım için 7.53 olmuş. Ortalama uyanma zamanı 0 dakika yazıyor. Yani 2 dakikayı pek eklememiş ama. Tarih de şurada.
Hatta bugün dördüncü günüymüş Xiaomi'yi kullandığım. Evet, ben 3 demiştim ama 4'müş. Bileklik arkadaşlar 50 metreye kadar su geçirmiyor. İyi bir derinlik. Yani yazın kısmet olursa benim kafamda dalacağım videolar var. Yani serbest dalış, kıyafetsiz, şnorkel paletle. Xiaomi su geçirmemesi güzel. Orada da bakacağım bakalım kalp atışı ne kadar yükseliyor. Çünkü evet arkadaşlar, burada benim ağırlığımı gösteriyor. Bunu nasıl biliyor onu bilmiyorum. Yani benim bir yerlerde bir bilgim mi vardı? Nasıl buldu bunu? Onu ben de bilmiyorum. Yani ya iyi kötü bildi. Kilomla boyumu ölçtüğü zaman da ben kilolu modundayım. Yani biraz kilom var ama o kadar kilom yok. Çünkü benim bir kas kütlem normal bir insana göre yüksek. Yani benden yüksek irileri de var. Onları da obez sınıfına mı koyacak? Yani şimdi 110 kilo bir şeyi IFBB Pro'yu obez sınıfına mı koyacak derseniz bir bakıma koyacak. Çünkü bu vücut kitle endeksi dünya standartlarına göre yapılmış bir şey. Bunu da sizin yağlı veya kaslı olduğunuza bakmaz. Burada boyunuzla vücudunuzun ağırlığının arasındaki ortalamayı söyler. Ona göre de sizi bir sınıfa sokar. Bunun sebebi de şu: siz 120 kilo göbekli olun veya 120 kilo kaslı olun, bir merdiven çıkarken soluk soluğa kalırsınız. Ona kalmam diyen yalan söyler. Ben kalıyorum. Sebebi de yani üstünüzde taşıdığınız yük, bacaklar sürekli yük taşıyor. Neyse. Daha fazla görüntüle. Daha fazla görüntülüyoruz şuradan. Şimdi nabızdan bahsetmiştim. Benim bugüne kadar ölçtüğüm nabızlar çıktı: 57, 71, 69, 77, 106, 64. Dinlenmede 60 ile 10 ppm arasında değişir. Doğru. Dinlenmede genelde ölçünce böyle çıkıyor. Yani yoğun çıkmıyor. Ki bu nabız iyidir. Yani formda bir insan için 57, 60 hatta 70 aralığı iyidir. Yüksek nabızlarımda genelde şeyde oluyor: antrenmanda, koşarken, merdiven çıkarken. Şurada denge var. Bu dengeyi ölçemiyoruz çünkü burada Xiaomi'nin tartısı gerekiyor. Onun üstüne çıkmanızı istiyor. Hani parayı bulursak biz de bir tane Xiaomi'nin tartısını alacağız. Xiaomi'nin tartının dışında birçok malzemesi var aslında. Almak gerekiyor ama sağ olsun memleketteki kur mevzusu, vergiler, o bu, her şey ateş pahası oluyor. Egzersizlerime bir bakalım. Hep adım gösteriyor. Hop. Durum. Egzersiz. Adım. Bugünlük etkinlik yok. Enerji tüketimi şöyle göstereyim. Sanırım en çok enerji tüketimi video çekerken yapıyorum. Çünkü beni bayağı bir strese sokuyor ve o sırada da kalp atış hızım yükseliyor. Evet, Xiaomi'nin menüsü şu an için bundan ibaret. Fakat şöyle bir şey, yani bu kadar veri insan için oldukça faydalı. İnsan, hani hiçbir şey bilmeyen insan için bir şeyler katıyor. Yani uğraşıyorsun, bir şeyleri değiştir. Yani mesela bazı insanlar takıntılıdır. Şimdi şurada şunu gören insan der ki: "Oo, ben nasıl olur ya buradayım?" Yani şurada 70-80 yasa der ki: "Daha erken yatayım, daha erken kalkayım, şu uyku puanımı yükselteyim." Eminim ki böyle yapan insanlar da vardır. Bunun için özenmiyorum ama %91 çıkıyor. Olabildiğince zaten düzenli ve sağlıklı yaşamaya çalışıyorum ben de. Ne kadar uyuyamıyorum desem de, demek ki gerçekten dediğim gibi uyusam yüzlere yakın çıkacak. Neyse. Şu an için benim Xiaomi ile size anlatacağım şeyler bu kadar. Buyurun, son sözü de söyleyelim. Evet arkadaşlar, Xiaomi'nin eksilerinden birini göstereyim. Hop. Duşa giriyorum. Böyle su değdiği zaman aktif oluyor. Menülere giriyor falan, böyle değişik değişik şeyler yapıyor. Bu benim için bir eksiği. Ne yaptığı belli değil. Nereye girdiği, ne işle uğraştığı. Yani görüyorsunuz, hop. Denizde nasıl bir tepki verecek veya havuzda nasıl bir tepki verecek, onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Onu da yazın nasip olursa, Allah ömür verirse, dalış videolarında görürüz. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz üzere 3358 adım. Görüyorsunuz sanırım. Evet. Şimdi ben bir şey deneyeceğim. Bunu ben uyurken denedim yatakta. Bakalım biz Xiaomi Mi Band 4'ü kandırabilecek miyiz?
Şimdi ekrana basıyorum. 3370 oldu. Ama ben adım atmadım. İşte bundan bahsediyorum. Bu içindeki jiroskop herhalde sanırım harekete duyarlı. Yani sizin GPS'le bir yere gidip gitmediğinizde değil, bakmıyor da. Adım atıyormuş gibi kolunuzu salladığınıza bakıyor. Bu bir eksi. Neden bir eksi? Yani sizin kolunuzdaki faaliyetler size adımmış gibi görünüyor. Yani siz diyorsunuz o 10 bin adım attım işte bilmem kaç kilometre. Ama siz hareket etmeseniz bile, hatta bir daha deneyelim. Şimdi 3370'ti. Değil mi? Değişti mi ya? Tam da hatırlamıyorum ama. Neyse. Bir daha deneyelim. Hop. Yürüyoruz. Koşalım mı? Hop. Birazcık da hızlanalım bakalım. Ha bir de öyle bir özelliği var. Şimdi siz hafif mi yürüyorsunuz? Hızlı mı yürüyorsunuz? Bunları da gösteriyor uygulamada. Fakat ben uygulamada onu atladım. Oo, bayağı yol aldık. 3392 oldu. Neyse bu da bir eksisi olsun. Yani 200 liraya size dünyanın bütün özelliklerini verecek hali yok. Şu an için ideal. Saat bile alsanız yani düzgün bir saati 200 liraya alamıyorsunuz. Sadece saat olarak bile kullansanız yeterli. Ben Xiaomi Mi Band 4'ü beğendim. Xiaomi'nin ürünlerini de beğeniyorum. Kullanıyorum. Dediğim gibi. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.